Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında TÜMEVAR'ın 5 testlerindeki 7. testin çözümünü yapacağız. Ve geldik sona. Sondayız arkadaşlar. Oynayabiliriz. Evet gençler, kitap bitiyor. Valla bu kitabı çözerken çok zevk aldım. Niye? Çünkü benim tarzımı biliyorsunuz. Verilen bilgileri kullanabilme işidir diye hep söylüyordum geometri, değil mi? Burada da kitapta öyle güzel, öyle tatlı sorular vardı ki. Bir bakış açısıyla böyle çok uzun yoldan çıkan. Ama böyle verilen bilgileri böyle tatlı tatlı sırasıyla böyle kullanınca da çok da kısa yoldan çıkan öyle çok güzel soru vardı ki. Vallahi çözerken çok zevk aldım. Bazen yorgunluktan böyle durmuş olabilirim, kusura bakmayın, ama arda arda çekiyoruz videoları, ama elimden geldiğince canlı anlatmaya çalıştım. Yani bu kitap size büyük ihtimalle çok büyük bir şey katmıştır. Çünkü her kalıp tarzı soru var. Yeni nesil soru dediğimiz tipte sorular da var. Çok faydasını görmüşsünüzdür umarım. Ve sınava büyük ihtimalle artık hazırsınız. Sona geldiniz çünkü. Bu kitapta sona geldiniz. Yani sizi şuradan alıp şu seviyelere getirmiştir büyük ihtimalle. Hem kitap hem de elimden geldiğince açıklayıcı bir çözümler, farklı bakış açıları falan filan bir şeyler göstermek istedik arkadaşlar size. Evet, dediğim gibi son videodayız. Oynayabilirsiniz. Videodan sonra oynayabilirsiniz. Sonrasında artık sizler bu işe çok 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 güzel bir şekilde hazırsınız. Neye hazırsınız? Full yapmaya hazırsınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Son testte de çok güzel sorular var. Şu son testi de çözelim. Ondan sonra bu işi bitirelim arkadaşlar. Hadi o zaman çok fazla gevezelik etmeyelim. Çözümlere başlayalım. Eymen Lunapark'a gittiğinde salıncağı durgun halde iken taban yarıçapı 5 metre ve yüksekliği 13 metre olan şekil 1'deki bir dik silindir yapıyor. Taban yarıçapı 5, bir dik silindirmiş. O zaman burası da 5. Ve yüksekliği de kaç? 13. Yani iplerin uzunluğu, bunlar düşey olarak aşağıya sarkık ya. İplerin uzunluğu da 13 diyor sana. Tamam. Bunun hacmini bulurum ben. Pi r kare çarpı yükseklik. Devamını okuyalım. Salıncak hareket ettikten sonra ise şekil 2'deki gibi taban yarıçapı 10 metre olan bir kesik koni görüyor. Evet, taban yarıçapı 10 metre olan bir kesik koni görüyor. Arkadaşlar bunun da yarıçapı 5 değil miydi? Evet. Biz kesik koni gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hop, normal koniye şöyle bir tamamlıyorduk. Şimdi arkadaşlar bizden ne isteniyor? Buna göre şekil 2'de oluşan cismin hacmi ile şekil 1'deki cismin hacimleri arasındaki fark nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle böyle çok gevezelik yaptığın zaman daha kısa yolu var mıdır diye düşünüyorum. Bunun hacmini bulurum ben. Şunun hacminden şunun hacmini çıkartırız. O kolay da. Daha kolayı var mı diye bakıyorum da. Evet, var gibi gibi. Evet, senin bana gönlün var gibi gibi. Hemen çizdik arkadaşlar yüksekliği. Bu yükseklerde birbirine eşit değil mi? Çünkü niye? 5 1 10 1'e 2 oran var değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi biz dediğimiz gibi şunun hacmini bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle yukarıdakinin hacmini bulabiliriz. Tabii şunlar da birbirine eşit ort tabandan dolayı. Benzerlik hacim ilişkisi. Benzerlik oranın karesi hacimler oranına eşit. 1 bölü 2'nin kübü hocam 1 bölü kaç? 1 bölü 8. Yani şuradaki hacim V iken, buradaki hacim V iken, buradaki hacim ne yapıyor arkadaşlar? Tamam, 8V olduğundan 7V yapıyor. Peki bizden hacimleri farkı isteniliyor bunun. Buluruz arkadaşlar da. Ya kısa yol var da kafanızı karıştıracak o kısa yol. Her zaman da kısa yolu da yapmayalım. Bu rahat bir şekilde bulunuyor. İsterseniz bunun normal yolla yapalım. Çok da kısa yolda değil yani öbürü. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Kısa yol dediğimde. Hocam buradaki koni ile buradaki koni aynı. Burası V iken burası da V yapıyor. Buradaki V de şuradaki V ile, burası V ise burası da zaten 3V. Bunun hacmi V iken bunun hacmi zaten 3V oluyor. Bizden direkt ne isteniyor? 7V eksi ne isteniyor? Şunun hacmi 7V'ydi. 7V eksi 3V isteniyor. 7V'den 3V çıkartılıyor. 4V. V'yi de buradan buluruz. Olay biter. O şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hemen hemen aynı yollar. Bu kısa yolu anladınız. Ben bir de uzun yoldan şöyle bir gideyim isterseniz. Bunu hiç şey yapmadan, ne yapmadan, olayı çok fazla abartmadan. Hacmi ben bulabilirim arkadaşlar. Ama öncelikle ne lazım? Şuradaki uzunlukta lazım. 13. Hocam burası da 13. 5, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 12 yaptı. V'yi bulabilir miyim? Bulurum tabii ki. V neye eşit arkadaşlar? Koninin hacmi. Pi r kare çarpı h bölü 3. Bölü 3 unutmuyoruz. Ucu sivri ise. O zaman buradan bunlar sadeleşti. 4. 25 ile 4'ün çarpımı 100 pi yaptı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? 100 pi yaptı. Evet, bu V'yi 100 pi bulduysam kesik koniyi bulur muyum? Bulurum. Kesik koninin hacmi 7V olduğundan 700 pi yaptı arkadaşlar. Burasını bulacağım arkadaşım. Bu silindirin hacmi de V silindir de neye eşittir? V silindir de
Hocam pi r kare çarpı 5'e eşit. Pi r kare çarpı yüksekliğe eşit. Yani 13'e eşit. Ve bu da ne yapıyor? Burada çarpacağız. 25 ile 13'ün çarpımı 3 kere 5 15. 3 kere 2 6 75. 25. Yani bu da 325 mi yapıyor? Evet. Bu da 325 pi yapıyor arkadaşlar. O zaman ben 700'den 325 pi'yi çıkartırsam cevap ne çıkıyor arkadaşlar? 375 pi mi yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle ne isteniyor? Şunun hacminden ne kadardır diye soruluyor. Fazladır diye soruluyor. Yani 700 pi'den 325 pi'yi çıkarttığım zaman o da ne çıktı arkadaşlar? 375 pi çıktı. Ya kameranın arkasında kalıyor da ondan böyle bakıyor arkadaşlar. 375 pi çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu. Ertuğrul'u bir kenarı iki birim olan düzgün altıgenleri dik koordinat düzlemi üzerine aşağıdaki şekilde yerleştirmiştir. Eyvallah. Buna göre K ve L noktalarından geçen doğru x eksenini hangi noktada keser diye soruyor bize arkadaşlar. K ve L'den geçen doğru şu. Hocam tam buradan geçer mi bilmiyoruz. Şöyle bir rastgele çizeyim arkadaşlar ben. X eksenini nerede keser diye soruyor bize. Bir kere arkadaşlar tam bunlar doğrusaldır. Niye? Hocam burası 120. 30-30 değil mi bunlar? Evet. Hocam burası da 120. Bunlar da 30-30. E hocam burası 120. 120, 30, 30. Yani 180 yaptı doğrusal. 120, 30, 30 doğrusal. E tamam bunda bir sıkıntı yok. Bu da zaten arkadaşlar devamı şey olacak. Burası 30. İkizkenar. Bunun devamı da zaten buradan geçecek. Çünkü burası da 120 olduğu için 30 derece açı ikizkenar oluşturacak. Tam bu köşeden geçer mi? Geçer. Tam köşelerden geçiyor arkadaşlar. Bunlar doğrusal olmuş oldu. Bizden ne isteniyor? X eksenini kestiği yer isteniyor. Bu arada bir kenarı kaç birim? 2 birim. Hocam burası da 120 ya. Buraya kaç kaldı? 60 derece. 30, 60, 90 üçgeni var burada. Bu arada burası da 90. Çünkü burası 30 olduğundan 120 olacağından tamamı. E burası da 90. Buraya 60 kaldı. 60, 90 ise burası da kaç yaptı? 30 yaptı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Sonra 60'ın karşısı köküçtür. Sonra 30'un karşısı köküçtür. 60'ın karşısı köküç katından dolayı 3'tür. O zaman x ekseni kestiği yer çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. 3 birim solda ne noktası oldu? Eksi 3 noktası oldu. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Solatürk gösterilerinde saatte en düşük 200, en yüksek 1200 kilometre hıza ulaşır. Aşağıda Solatürk pilotu A noktasına saatte 700 kilometre, bak saatte 700 kilometre, 720 kilometre hızla harekete başlayıp 1200 metre yarıçaplı, şu 1200 metreymiş yarıçapı, metreleri de ya hız sorularında böyle birimler önemli olduğu için şunları da yazmak önemli. 1200 metre yarıçaplı bir çember çizip A noktasından yönünü değiştiriyor. Buna göre uçak bu rotayı kaç saniyede tamamlaştırır? Evet, gittiği yol. Arkadaşlar hız x eşittir b çarpı t'yi kullanacağız mı? Kullanacağız. Buradaki x'imiz ne? Şunun çevresi kadar. Yalnız saatte 750 kilometre gidecek ya. Bunu da ben kilometreye çevirmeliyim. Kilometreye çevirirken ne yapacağım? 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre bunu 1000'e böleceğim. Yani 1200 bölü 1000 sıfırlar gitti. 12 bölü 10 yaptı. Yani 1.2 yaptı arkadaşlar bunun yarıçapı. O zaman pi r kare, hatta 12 bölü 10 diyelim buraya. O zaman diyelim ki şimdi çevreye, yani bu gittiği yol arkadaşlar x dediğimiz 2 pi r yarıçapımız 12 bölü 10. Kilometre olarak yaptık. 2 pi r. Doğru, bu kadar. X v çarpı t'ye eşit olacak. V'sini arkadaşlar saatte 750 kilometre hızla. 750 v'si çarpı t. T ne arkadaşlar? T de biliyor muyuz? Zaten kaç saniyede tamamlamıştır diye soruluyor bize. Çarpı t dedik ve t'yi de buradan bulacağız arkadaşlar. Şimdi yalnız biz buradaki t'yi ne buluyoruz arkadaşlar? Saat olarak buluyoruz. Çünkü saatteki hızı 720 kilometre. T saat. İsterseniz T'yi direkt şeye de çevirebilirsiniz. Neye çevirebilirsiniz? Hocam direkt neye çevireceğiz? Saniyeye. 1 saat kaç saniye? 3600. Çünkü 1 saat 60 dakika. Her dakikada 60 saniye olduğu için 60 çarpı 60 3600 saniye yapıyor. T'yi saat diye düşünmeyelim. Bu saatse de bunu da saniye olarak sorulduğu için saniyeyi de neye çevirmemiz lazım? Saniyeyi de şeye çevirmemiz lazım. Yani 3600 bölü demek lazım aslında burada arkadaşlar. Evet, olayı bitirmiş olduk burada. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Gençler pi'yi de 3 alınız diyor. Tamam, pi'yi de 3 alalım. Şurası 3. Şimdi öncelikle şuradaki bu sıfırla bu 10'la öbür tarafı çarptığım zaman 7200 mi yapıyor? Evet. Bu 7200 yaptı. 7200 ile 3600 sadeleşince 2 kaldı. Hocam
2 ile de buradaki 2 sadeleşti. Pi yerine de 3 yazacağız. 3 ile de 12'yi çarpınca 36 mı yaptı? Evet. Karşı tarafta da sadece t kaldı. T de ne yaptı? Cevaben 36 yaptı arkadaşlar. Evet, burada da saniyeye de çevirmek önemli bir şeydi arkadaşlar. Ya da saniyeyi, saniye t ya, saniyeyi saate çevirmek önemli bir noktaydı arkadaşlar. Buna da dikkat edin lütfen. Evet, cevabımız böylelikle Edremit oldu. Aşağıda kalınlığı önemsiz çocuk taburesinin yerden yüksekliği 40 santimetredir. Evet, yerden yüksekliğini şurayı bir 40 santimetre vermiş. K merkezli çember üzerinde DF noktaları birbirine eşit uzaklıktadır. Arkadaşlar DF noktaları birbirine eşit uzaktaymış. Hemen şunları şöyle bir çizelim bakalım. Sonra diyor ki L merkezi çember üzerinde de ABC eşit uzaktaymış. ABC eşit uzaklıkta şöyle bir gösterelim hemen. Tamam, şunlar birbirine eşit. Şöyle birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Şöyle birbirine eşit. Sonra AC'yi 50 kök3 vermiş bize. Şu uzunluğu da DF'yi de 20 kök3 olarak vermiş arkadaşlar. Taburenin bir ayağının uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? Bu çemberi de bizim kullanmamız lazım değil mi? Şunlar eşit uzunlukta ya. Çemberi nasıl kullanacağız? En etkili silahımız yarıçap. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Ha, eşkenar üçgenin çevrel çember olduğu için bunlar yarıçap, yarıçap, yarıçap. Çevrel çember dememe gerek yok. Şunlar birbirine eşit. Hocam bu üçgenler aynı üçgenler çünkü yuvarlak yuvarlak çizgi, yuvarlak yuvarlak çizgi, yuvarlak yuvarlak çizgi. Eş üçgen kenar kenar kenardan. O zaman arkadaşlar bunların hepsi eş üçgense burada kaçların hepsi birbirine eşittir. 360 derece hepsi, bir tanesi 120 derece oldu. 120 ise ikizkenarlık var burada. 30-30-120 çıktı mı? Çıktı. Yani burası yarıçapı kaç çıktı arkadaşlar? Bunun yarıçapı 20. Hatta şuradaki yarıçap da 20 oldu. Aynı şeyin laciverti demeyelim de mavisi diyelim. Aynı şeyin mavisi. Burada da var mı arkadaşlar? Var. Aynı mantıktan dolayı burası da 120. 50 kök 3 ise burası da 50. Burası da 50 çıktı mı? Çünkü 120 30-30 üçgeninden dolayı çıktı. Hocam burası 40. Bak 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 olaya bak. Hocam burası 40. Yüksekliği. Bu yükseklik zemine dikse şurası da dik değil midir? Evet. Şurası da üstteki zemine diktir. Hocam burada ne çıktı? Bir dik yamuk çıktı. Olay bitti. Yani şöyle bir dik yamuk çıktı arkadaşlar. Yüksekliğim 40. Şurayı kaç buldum? 20. Alt tarafı ne buldum? Şurası ya, şurası yani. Bakın şuradaki üçgeni gösteriyorum şurada. Burayı ne buldum? 50. Bizden ne isteniyor? X. Ne yaparsın? Dik yamukta insan olan şuradan diki çizer. Çizdin diki. Diki çizince dikdörtgen oluştu. 40 ise 40, 20 ise 20. 30 kaldı buraya. 30, 40, 3, 4, 5'in 10 katından dolayı. Burası da 30, 40, 50 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir yaptı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Mükemmel bir soru diyebiliriz. Çember bilgisini de kullandık. Dik yamuğu da kullandık. Falan filan. Katı cisimi de kullandık. Zemine dik olması. Değil mi? Cevap Balıkesir. Aşağıdaki şekilde uzunlukları verilmiş olan paravanın her bir parçası yer düzlemine ve birbirine diktir. Hocam şunlar dik. Şununla da şu dik. Şurası da dik. Ne yapacağız? 90 dereceler var arkadaşlar. Burayı da bir 90 dereceye karşılık getireceğiz. Bu zemine dik ya. Sen şu uzunluğu bulursan olay bitti. Hani tek bir çizgiyle olayı hallediyorduk. Bu zemine dikse hocam burası 90 derecedir. O zaman buradaki dik üçgenden bunu bulacağız. Şimdi soru neye dönüştü? Şu kırmızı çizgiyi bulmaya dönüştü. Hocam şöyle bir merdiven var. 90'ların olduğu sorularda dikdörtgen tamamlamıyor muyduk? Evet hocam. Al sana dikdörtgen. Şöyle bakış açısından dolayı paralel kenarmış gibi duruyor sadece. Dikdörtgen yaptın. 100 ise 100. 120 ise 120. Aa hocam 12, 16. Burası kaç? 100. 12, 160 burası. Bakın 12, 16, 20'nin 10 katı. Yani burası 200 çıktı. Hocam burası 150 ya. Burası da 150. Sıfırları düşünme. 15, 20, 25 üçgeni vardır. 15, 20, 25'in kaç katı? 10 katı olacağından burası da 250 yapar. Yani cevap böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Kurtuluş, ölçüleri verilen cep telefonu ile çektiği fotoğrafı önce şekil 1'deki biçimde dikey konumda tutuyor. O AYT Geometri Soru Bankası 3D. Sizi yediler sizi. Evet, burada da bir ne diyorlar? Spoiler verilmiş arkadaşlar. Bu kitaptan sonra AYT Geometri kitabı da var. Onu da alabilirsin deniliyor. Evet arkadaşlar, şaka bir yana. Biz şu anda TYT'sini çözdük. AYT'si de mevcut bu kitabın. AYT'sine de bakabilirsiniz. Ben görmedim ama ya bu kitap böylesi o da çok güzel bir kitaptır büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Reklamlar. Geçtik şimdi reklamları. Evet, burada da güzel bir spoiler verilmiş ama kim düşünmüşse bravo.
Tebrikler Mehmet hocam. Merhabalar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Daha sonra sağ tarafa çevirip telefonu yatay konuma getirince şekil 2 oluşuyor. Arkadaşlar bu görüntü bozulmuyor değil mi? Sadece böyle küçülüyor değil mi? Belli bir oranda küçülüyor değil mi? Kısa kenar ne kadar küçülmüşse yani bu ne kadar oranda küçülmüşse uzun kenar da o kadar oranda küçülecek. Yani burada ne var? Bir benzerlik var arkadaşlar. Yani nasıl ki biz üçgenlerde benzerliği uyguluyorsak dikdörtgende de, karede de, çemberde de, bütün hepsinde de benzerlik uygulanabiliyor arkadaşım. Şimdi burası x'e 9 verilmiş. Eyvallah. A 2 birim, 2 birim. Aynı zamanda bu uzunluk da verilmiş. Kaç? 9, 10, 11, 12, 13. Şu uzunluk 13 verilmiş. Hocam belki içime yarar. Tabii yarayacak. Bunu 13 yazalım. Buradaki uzunluk 9. Şurası telefonun kısa kenarı x. Hocam telefonun kısa kenarı x'ti. Aha burası hala kısa kenar x. Aha bunun tamamı 13'tü. Bak 4,5 burası, 4,5 burası, 9 burası. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 9, 4 daha 13 olacağından buraya 4 kaldı. Hocam bu kapak aynı oranda küçüldüğü için ne olacak? Bunlar benzer. Yani bunların kısa kenarları oranı, kısa kenarı x, kısa kenarı 4, kısa kenarları oranı hani 4 dikdörtgende de benzerlik oranını öyle bulabilirsiniz. Kısa kenarları oranı uzun kenarları oranına eşittir. Yani x bölü 4 neye eşittir? Uzun kenarlar oranı 9 bölü x'e eşittir. İçler dışlar x kare eşittir 36'dan. X de buradan ne geldi? 6 geldi. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Dedim ya kamera var, üstten bakıyorum, yandan bakıyorum. Tam böyle bakış açımda kamera var. Şu bölgeyi göremiyorum kameradan dolayı arkadaşlar. Evet, bu zorluklarda video çekiyoruz. Neyse cevabımız, gerçi benim ikinci ekranım var, şuraya bakabilirim aslında ama neyse. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Bir avize firması şekil 1'deki gibi yarıçapı 70 santimetre olan bunun yarıçapı 70 santimetreymiş. Avize ile şekil 2'deki yarıçapı 150 santimetre olan buradaki 150 santimetre olan bir yarıçaplı bir avize var. Şekil 3'ü elde etmiş. Eyvallah. Şekil 3'teki avizelerin merkezleri dikey doğrultuda doğrusal ve merkezler arasındaki uzaklık 40 santimetre. Bu biraz aşağıda mı? Galiba aşağıda. Tüm zincirlerin uzunlukları eşit olduğuna göre tabii. Bu daha geniş eşit uzunluktaki bu zincir uzunluğuyla bu zincir uzunluğu eşitse bu daha dar, tabii daha da aşağıda olmak zorunda. Evet aşağıda olacak. Şimdi bunun merkezi burada arkadaşlar. Diğerinin merkezi de şurada bakın. Şunun merkezi de burada. Şu merkezler arasındaki uzaklığı kaç vermiş? Bakın şunun merkezi burada, bunun merkezi burada. Merkezler arasındaki uzaklığı 40 olarak vermişler. Ve merkezle tepesi doğrusalmış. Şurası doğrusalmış arkadaşım. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Şunu bir kalınla mı çizsek? Evet daha net gözükecek. Şunu şöyle çizdik arkadaşlar. Bu ay, mavi çizdiğim bunun şeyi, kırmızı çizdiğimde bunun yüksekliği arkadaşlar. Evet şimdi bunun yüksekliği bakın mavi çizgi şu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Zincirlerde eşit uzunlukta. Bunu aynı şekilde üzerinde yapmak biraz sıkıntı olabilir. Farklı şekiller üzerinde yapalım. Bundan 40 santimetre daha aşağıda bak şöyle. 40 santimetre daha aşağıda. Yani şuradaki uzunluk kaç? 40. Hocam şunlar da birbirine eşit verilmiş zincirlerde. O zaman burası 90. Eyvallah. Tüm zincirler eşit olduğuna göre zincirlerin birinin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam olay bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya bir h dersek bunun yüksekliği. Hocam bu da h artı 40'tan dolayı burası da h mı? Evet. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir burada Pisagor, bir de burada Pisagor yapacağız. Yani sen aslında şunu yapacaksın. Bak sen yapacaksın. Şurası y, burası y iken. Hocam y kare eşittir 70'in karesi artı h artı 40'ın karesine eşittir. Burada y kare 70'in karesi artı h artı 40'ın karesine eşittir. Aynı zamanda buradaki y kare de h'ın karesi artı 150'nin karesine eşittir diyeceksin. İşlem işlem işlem. Anladın ne demek istediğimi? Hisset kardeşim. Hocam burada 70 varsa büyük ihtimal 7, 24, 25 üçgeni değil midir? Evet. Burası 70 ise yani 7'nin 10 katıysa burası 24'ün 10 katıdır. Yani 240'tır arkadaşlar. 240'tır burası. Burası da 25'in katıdır yani 250'dir. O zaman h kaç çıktı? 40'ı buradaysa h'a da 200 mü kaldı? Evet. Bakalım sağlaması tutuyor mu? H 200 hocam. Buradan bulduk. Y'yi de 250 bulduk hocam. Bakıyoruz. 150, 200, 250, 15, 20, 25'in 10 katı. Sağlaması tuttu mu? Tuttu. Sen buradaki işlemle de buradaki h'ı kaç bulursun kardeşim? Biz burada kaç bulmuştuk? 200 bulmuştuk. 200 bulursun.
Bizden ne isteniyor? Zincirlerden birinin uzunluğu isteniyor. Zincirlerden birinin uzunluğunu da biz 250 olarak bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 250, yani Ceyhan çıktı. Ve son soruymuş arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. Videonun başında dedik zaten. Videonun başında dedik. Çok güzel bir kitaptı. Son soruda, son testte gerçekten çok güzel sorularla da karşılaştık. Bizi çok geliştirdi. Ya ben çözerken çok zevk aldım. Büyük ihtimalle sen de çok zevk almışsındır. Arkadaşlar, evet, artık oynayabiliriz. Bitirdik. Ve hakkıyla bitirdik. Ve inşallah geometride de full ya da full'e yakın yapabilecek seviyeye gelmişsizdir. Büyük ihtimal bu kitaptan sonra gelmişsizdir de. Hayırlısı bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Başka yerlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.